Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 216. dersiyle birlikteyiz. Bu derste PostgreSQL View kullanımını bizatihi PHP ile nasıl kullanırız onu göreceğiz. İlk önce pgAdmin4'ü açıyorum ve şuradan üyeleri seçiyorum. Ve bir de bakın şurada üyeler tablomuzda üyemizin ismi, soy ismi vardı. Üye silinmiş mi, ekli mi, hala aktif mi onu gösteren bir sütunumuz vardı. Kişinin yaşını tutuyorduk şurada. Hemen şöyle şu yaşları da girelim. Tamam, şunları da girdik, kaydedelim. Bir de bu kişilerin sahip olduğu arabalarımız vardı. Geçen derslerde yapmıştık. Car ID adında. Sonra hemen gelelim bakalım şurada arabalar ile inner join yapmıştık. Bakın bir numaralı ID'ye sahip araba Nissan'dı gibi. Şimdi ben geleceğim ve burada view oluşturmadan önce size bir inner join işlemi yapacağım ve bunun üzerinden göstereceğim. Select dedim, ekrana getir neyi? Üyeler tablosundaki üye ismini, üyeler tablosundaki üyenin soy ismini, üyeler tablosundaki üyenin yaşını getir. Sonra arabalardaki araba ismini getir. From members, nereden? Üyeler tablosundan. Bağla, nereye bağlayacak? Arabalara. Peki ne üzerinden bağlayacağım? Onu da şurada belirtiyorum. Diyorum ki üyeler tablosundaki car ID ile arabalar tablosundaki car ID'yi birbirine bağlı. Bakın arabalardaki car ID ile üyelerdeki car ID birbirine bağlayacak. Bunun üzerinden inner join işlemi yapacağım ve tıklıyorum. Gördüğünüz üzere kişinin ismini, soy ismini, yaşını çektik, bir de arabalarını çektik. Eğer inner join yapmasaydık şurada 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 yazacaktı. Ancak bize arabanın ismi lazım değil mi? Arabanın ID'sini ne yapacağız? Şimdi bu tür sorgularda ki bazen burada 3 tane tabloyu yan yana birbirine bağlıyoruz bazen. Örneğin şöyle düşünün, nasıl olacak diye düşünürseniz. Örneğin üyeler tablomuz var. Hemen geliyorum üyelere. Burada üyenin yaşadığı şehirleri tutuyoruz. İşte 1, 2, 3, 4 diye. Ki şehirleri burada tutmayacağız. Şehirler diye bir tablomuz olacak. Kişinin ülkelerini tutuyoruz. Yanında da ülkeler var. Yine ülkelerini de aynı şekilde ID üzerinden tutacağız. Onu da başka bir tablodan. Gördüğünüz gibi 3 adet daha inner join yapmamız gerekecekti gibi. Bu tür karmaşık SQL komutlarını daha hızlı çalıştırabilmek için SQL dilleri bize diyor ki view diye bir olayımız var. Daha hızlı kullanırsın. Senin için daha hızlı olur ve kod karmaşasından da kurtulmuş olursun. Diyelim ki burada şurada 3 tane inner join'im var. 3 tane where koşulum var vesaire. Karıştırdıkça karıştırdık yani. 3 tane where koşulu var derken şöyle. Diyelim ki subquery'lerimiz var. İçerisinde bir where koşulu var. Sonra dışarıda bir where var gibi. Bayağı karmaşık sorgularımız var diyelim. Biz bunu böyle kullanmak zorunda değiliz. Ne yapacağız? View kullanacağız. View üzerinden gideceğiz şimdi. Şuradan da göstereyim size. Şunları siliyoruz artık. Şimdi bir tablo oluşturalım. Geçen ders oluşturduklarımızdan bir tane alalım. Tamam. Şuradaki uygun. Geçen derslerden bir table aldım. Tamam. Kişinin şurada sadece ismini çekelim, soy ismini çekelim, yaşını çekelim. Bir de arabasının adını çekeceğiz. O yüzden car name diyeyim. Hemen gelip şuradaki komutu alıyorum, kopyalıyorum ve PHP'de çalıştırmak üzere şunu bir kenara çekelim. Şöyle kopyalayıp yapıştırdım. Bunu biraz çekelim şöyle. Tamam. Select dedik. İşte şurada kodlarımızı yazdık. Sonra tamam, tamam, tamam. Şuna gerek yok demiştik. Kişinin adını alacağız. Soyadını alacağız. Kişinin yaşını alacağız demiştik. Bir de arabasının adını alacağız demiştik. Peki, olduğu gibi çektik. Bakıyoruz. Evet. İsmi çekmişiz, soy ismi çekmişiz, yaşı çekmişiz ve kişinin hangi aracı kullandığını çekmişiz. Başarılı, tamam. Ancak biz burada bir view oluşturacağız. Koddan da göstereceğim, şuradan da göstereceğim. Şöyle gösterelim. Buraya gelip create, oluştur diyeceksiniz. Ne oluştur diyeceksiniz? PostgreSQL'e view oluştur diyeceksiniz. Kendiniz için bir isim atayacaksınız. Ben diyorum ki üyeler view. Bu şekilde isim verirseniz daha iyi olur. Çünkü tabii burada özgürsünüz ama bunun bir view olduğunu bilmeniz lazım sizin. Bu yüzden underscore view deyip şöyle bunların bir view olduğunu belirtin. Ya da view'ı başa alın. Şu şekilde view underscore üyeler gibisinden şöyle bir isim de verebilirdiniz. Peki şimdi bunu execute ettiğimde bir view'im oluşacak. Ancak şurada as anahtar sözcüğünü de unutmuyoruz. Diyoruz ki
VB oluştur. Burada neyi referans gösteriyorum? Şuradaki kodu referans gösteriyorum. Diyorum ki ben 2'de 1 diyorum. Gelip burada inner join, inner join, minor join yazamam. Yani bu tabloyu 2'de 1 oluşturmak için gelip şu kodları yazmak beni yorar diyorum. O halde bunu bir weave ile oluşturacağım. Artık benim weave'im ne yapmış olacak? Şu kodu komple yapmış olacak. Tamam. Şimdi bakın şurada refresh edelim. Refresh ettim. Bakın şurada weave yazıyor. Hemen bakıyorum oluşmuş mu? Evet, bakın weave üyeler oluşmuş. O halde benim bunları yazmama gerek yok. Ne yapacağım? Select. Bakın sadece weave'ımı oluşturduğum weave'ımı çalıştırıyorum. Yani sanal bir tablo oluşturuyor bana ve ben bu sanal tablo üzerinden hem daha hızlı hem kod karmaşasını önüne geçmiş oluyorum. Bakın başarılı bir şekilde weave'ım çalıştı. Weave'ım çalışmasaydı örneğin yanlış bir weave gösterelim. Hatamı alacaktım. Ben bu şekilde weave oluşturarak şu kadar karmaşık koddan kurtulmuş oldum. Neyden? Şuradaki inner join'den. Ki dediğim gibi bu çok daha karmaşık olduğu zamanlarda weave çok işinize yarar. Şimdi belki gözünüze bu kodlar çok falan değil diye gelebilir ama 3 tane tabloyu birleştirdiğiniz zaman, oradan bir subquery çağırdığınız zaman, oradan bir koşul eklediğiniz zaman, oradan bir order by yaptığınız zaman, işler biraz daha karıştığı zaman kodunuzun daha anlaşılır olmasını istersiniz. Çünkü PHP'de sadece şunu yazdık, geldi. Olay bu kadar basitleşti. Bu yüzden view'lar bizim için gerçekten kullanışlı. Peki şunu kopyalıyorum ve geliyorum şuradan sağ tıklayıp drop diyorum, sil diyorum. View'im artık silindiği için burada da çalışmayacaktır. Tamam. Şimdi view'ı buradan oluşturmak istiyorum. Nasıl oluşturacağım? View'ın üzerine gelip sağ tıklayıp create view diyorum. İsim istiyor. İsim diyorum. View üyeler olacak diyorum. Peki diyor hangi koda uygulayalım bunu diyor. Ben de şurada kodu yazıyorum. Diyorum ki şu şekilde bir kodum var. Bunun için bir view oluştur. Save diyorum. Kaydettim. Geldi mi? Geldi. Buradan geldi mi? Buradan da gelmiş olması gerekiyor. Evet. View olayı bu şekilde. Sanal bir tablo oluşturup daha hızlı bir şekilde ulaşmak ve kodlarda işlevselliği arttırmak için sadece şu kadar basit bir kod ile inner join'ım vesaire hepsini çekmek istiyorsam view benim için gerçekten kullanışlı olacaktır PostgreSQL'de. Bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.